Günaydın, iyi pazarlar efendim. Biliyorsunuz Türkiye seçime gidiyor. Bu dönemde özellikle ekonomi konuşuluyor, tarım konuşuluyor, dış politika konuşuluyor, hukuk konuşuluyor. Ama bunların yanı sıra çok önemli bir konu daha var, çok önemli bir alan daha var, sağlık. Biz bugün sağlığı konuşacağız. Sağlıkta şehir hastanelerini, yani devlet görünümlü özel hastaneleri konuşacağız. Kiminle hemen söylemek istiyorum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Saltık bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Anneler gününüzü kutlarım. Çok sağolunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii bugün tüm annelerimizin de anneler gününü kutlayalım biz de. Ekranları başında izleyenlerimizi de kutlayalım anneler gününü. Şehir hastaneleri dedik. Ben aslında hani devlet görünümlü özel hastane dedim. Sanırım doğru bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Yanlış da söylemiş olmayayım ama istiyorum ki şehir hastanelerini siz bize anlatın. Şehir hastaneleri nedir? Bununla başlayalım isterim ben. Teşekkür ederim. Hem size hem Ulusal Kanal'a bu fırsat için çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Az önce Anneler Günü iletisi belki biraz eksik kaldı. Aslında bütün kadınlarımızı anne olsalar da olmasalar da hak ettikleri biçimde yüceltmek, toplum içinde hiçbir ayrımcılığa uğratmadan onları mutlu, gönençli, güvenli yaşatmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu anne olma koşuluna bağlı değil. Olsun veya olmasın bütün kadınlarımız aynı derecede değerli. Burada sanki bir koşula dayalı kadını yüceltme yaklaşımı varsa onu dışlamak uygun olur diye düşünüyorum. Türkiye belirttiğiniz gibi bir seçim eğik düzlemine girdi. Sathı mail diyorlar, benim dilim bile dönmüyor. Ne güzel Türkçesi var, eğik düzlemine girdi. Ancak bu süreçte şehir hastanelerini konuşmak hiç de aslında bu gündeme yabancı kalmıyor. Birazdan da bilginize sunacağım sizin sorduğunuz sorular eşliğinde. Ekonomimizin çok önemli kaynaklarını şehir hastaneleri denen bu tuzak üzerinden tüketmekle karşı karşıyayız. Biz hiçbir zaman komplo kuramı kurarak, olup bitenleri olduğundan fazla abartarak, küresel güçlere, emperyalizme bağlayarak anlatmak kolaycılığını seçmiyoruz. Bizim yolumuz bilimsel akılcılık, Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği yol. Dolayısıyla bu konuya da böyle yaklaşalım. Şehir hastaneleri bir kez yapıldıkları yerlerle adları bakımından çelişki taşıyan kurumlar. Örneğin Hacettepe Hastanesi, İbn-i Sina Hastanesi, Cebeci Hastanesi, şehir hastaneleri. Bunlar kentin içinde kuruldu. Fakat şimdi adına şehir hastaneleri denen bu ucubeler kentin dışında kuruluyor. Evet, ben bunları da aslında soracaktım. Gerçekten çok önemli bir nokta burası. Uzakta kuruluyor. Neresi şehir hastanesi? Belki şehir dışı hastanesi demek daha uygun olabilir. Mersin'de söz gelimi açılan 4-5 şehir hastanesinden biri. Yapılan ankette halkın %87-88'i çok uzak. Gidemedik. Merkezdeki gidemiyoruz. Merkezdeki hastaneler keşke kapanmasaydı gibi yakınmalar içindeler. Ulaşım zorlukları var. Ankara'da biri Bilkent'te yapılıyor, biri Etlik'te yapılıyor. 3700 yatak dolayında her biri. 7000'e yakın yatak kapasitesi yaratacak değil mi? Hemen altını çizerek düzelteyim. Yaratmayacak çünkü sayıları 6 ile 13 arasında değişen Ankara'da gerçek şehir hastaneleri kapatılacağı için, o hastane yataklarından yoksun kalacağımız için gerçek anlamda yeni yatak kapasitesi yaratılmış da olmayacak. Bu hastaneler, şehir hastaneleri Berna Hanım, İngiltere'de, Kanada'da başlatıldı. Doğuş yeri İngiltere. Temel mantığı da şu, biz devleti, kamuyu, kamu sektörünü her yerde küçültelim, her yerde daraltalım, her yerde kenara itelim, her yerde, yaşamın her alanında dışlayalım. Sağlık çok nazik bir alan bilindiği gibi, özelleştirmeye en dirençli alanlardan biri. Çok basit bir örnek verelim. Örneğin şu bilgisayarı ben edinemezsem, abartılı bir deyimle ortadan ikiye bölünmem. Bir ay, iki ay, üç ay sonra bunu edinebilirim. Ama bir bağırsak tıkanması ile karşı karşıya isem o hizmeti hemen gecikmeden
nitelikli, tıp biliminin sağladığı niteliklerle. Bu aynı zamanda anayasal bir de hak değil mi? Almak zorundayım. Hı hı. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kendine özgü özellikleri var. Bunlar piyasaya konu edilemeyen mal ve hizmetler. O nedenle de kamuyu daraltırken, kenara iterken biraz ustalıklı, biraz daha kamuoyunun dikkatini, tepkisini çekmeyecek biçimde yapmaya çalışmak gerekiyor. Bu da kavramlarla başlıyor. Şehir hastaneleri zihinlere kurulan tuzak kavramlarla başlıyor. Bizler şehir hastaneleri kuracağız. Bunlar daha modern olacak, daha büyük olacak, yüksek teknolojili olacak, devlet yine orada olacak gibi sözlerle. İngiltere'de başlatıldı, Kanada'da bir miktar uygulandı ve çok büyük mali yıkımlara yol açtı. Espri şöyle, devlet bana yer versin, arazi versin, hazine arazisi versin, ücretsiz. Ben bunun üzerinde bina yapayım, hastane binası yapayım. Çok frapan olsun, 5 yıldızlı otel standardında olsun. Hemen söyleyelim. 5 yıldızlı peki sağlık hizmeti verecek mi? Bir diğer sordunuz. Soru işareti de o aslında. Harika. Ben de onu söylemeye hazırlanmıştım. Binanın standartlarının 5 yıldızlı olması sağlık hizmetlerini de o düzeye taşımaz. Bu bunun garantisi değil hiçbir zaman. Ben 71'de Hacettepe'de başladığımda barakalarda okuduk tıp eğitimini. Ama Türkiye'nin belki dünyanın en iyi tıp eğitimlerinden birini alma olanağımız oldu. Mekanlardan çok oradaki insan gücünün niteliği, teknik donanım ve insana olan sevgi, insana olan aşk. Sizin de belirttiğiniz gibi sağlık hizmetlerinin insanların doğuştan kazandığı bir hak olduğuna dönük tutkunluk çok belirleyici. Anayasamızın 56. maddesinde de açık açık bilindiği gibi sağlık hizmetleri herkese bir hak olarak tanınmış durumda. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diyor. 56. maddenin ilk tümcesi böyle. Ayrıca İnsan Hakları Önsel Bildirgesi'nin 25. maddesinde de çok sayıda uluslararası anlaşma sözleşmede de tartışılmaz bir biçimde sağlık hakkı tanımlanmış durumda. Ancak küresel sermaye az önce belirttiğim gibi kamuyu bu alandan da dışlamak, kendine alan açmak ve sağlık alanında da olabildiğince kazanç sağlamak, kar etmek adına gece gündüz deyim yerindeyse 7/24 tırnak içinde proje geliştiriyor. İngiltere'de denendi, büyük mali yıkımlara yol açtı, halk sokaklara döküldü, gösteriler yaptı, hastanemizi elimizden almayın, çekin elinizi hastanelerimizden, şehir hastanelerimizi, gerçek anlamda şehir hastanelerimizi kapatmayın gibisinden sokaklara döküldüler. Ancak İngiliz şirketleri, İngiliz hükümeti kendi ülkesinde, Kanada'da vazgeçilmesine, büyük mali yıkımlara yol açmasına, kamu kaynaklarının çok verimsiz, ulusal kaynakların hatta salt kamunun değil, insanların kendi kişisel kaynaklarının da özel sektörün bir bütün olarak ulusal kaynakların da verimsiz kullanılmasına yol açan bu projeden vazgeçtiler. İhraç ediyorlar şimdi. İhraç ediyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri her zaman elden geldiğince yönlendirmeye, dilim varmıyor söylemeye, kobay gibi kullanmaya çalıştıkları için kendi şirketleri, küresel sermayenin şirketleri, bunların önemli bir bölümü de İngiliz şirketleri bilindiği gibi. Bizim ülkemizde de birkaç 10 yıl ne kadar yapabilirlerse bu projeleri. 30 yıllığına kiralanıyor en azından. Onu böyle biliyoruz. Evet. Hocam. Kazanç peşindeler. Yani şehir hastaneleri sonuç, affedersiniz, şehir hastaneleri sonuç olarak küresel sermayenin sağlık alanını da özelleştirme, devleti olabildiğince bütünüyle atılamıyor sağlık sektöründen, sosyal devlette hele, ABD'de bile, olabildiğince dışlama, orayı da olabildiğince piyasalaştırma, piyasaya konu etme sağlık, mal ve hizmetlerini ve buradan da Tunç yasası doğrultusunda en üst düzeyde kar. Kapitalizm eşittir, maksimum kar. Tunç yasası bitmeyen, durmayan sermaye birikimini sağlık alanında da dayatmasının bir türevidir. Aslında şehir hastaneleri neler getiriyor, neler götürüyor diye soracaktım ama siz hazır buradan konu açmışken, yani sağlığın piyasalaştırılması, özelleştirilmesi, tekelleştirilmesini konu açmışken biraz önce dediniz ki işte İngiltere'de uygulandı ancak olumsuz sonuçları nedeniyle şu anda işte bizim gibi gelişmekte olan ülkelere
Değil mi? İhraç ediliyor. İhraç ediliyor dediniz. Peki ben şunu sormak istiyorum o halde. Biliyorsunuz biz eğitimde yıllardır şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı, bir de bunu deneyelim dedik. Sürekli bir değiştirme üzerine, yapboz tahtası dediğimiz gibi bir yol izlendi. Şimdi sağlıkta böyle bir proje, yani kamu özel işbirliği modeli, Türkiye'de yeterince altyapı çalışması projeyle ilgili hazırlandı mı? Onu merak ediyorum. Yani bu da eğitim sistemine benzer mi ilerleyen dönemlerde? Onu da merak ediyorum. Çünkü biz hazır mıyız acaba? Türkiye olarak böyle bir modele hazır mıydık? Hazır mıyız? Bunu da merak ediyorum. Siz buradan konu açmışken öncelikle buradan devam etmek istedim o yüzden. Tabii. Şimdi bakınız değerli ulusal kanal izleyicileri, Berna Hanım. Sağlıkta dönüşüm programı denen bir çerçeve program var. Şehir hastaneleri bu genel makro çerçeve planının bir özel uygulama alanı, önemli bir uygulama alanı. Sağlıkta dönüşüm programının Türkiye'de başlatılma tarihi 2003'ün Haziran ayıdır. Yani şimdiki siyasal iktidarın AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimleri ardından Kasım ortasında iktidar oluşunun hemen ardından 6 ay 7 ay kadar ardından başlatılan bir projedir. Sağlıkta dönüşüm programı küresel bir programdır ve gavurca adı, espriyle söylüyorum, bütün dillere, kültürlere saygılıyız. İngilizce'deki adı Health Transformation'dır. Sağlıkta dönüşüm. Dünya Bankası, IMF'nin, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, bu Dünya Ticaret Örgütü'nün kurumları üzerinden yaklaşık 90-92 ülkede pazarlanmıştır, dayatılmıştır. Bu projenin, yani devletin sağlık alanından iyice, olabildiğince dışlanarak oranın da sermayeye açılması, kar alanına açılması projesinin mimarı olan bu kurumlar, bu projeleri yerine getirecek siyasal kadroları da ilgili ülkelerde iktidar yapmaktadırlar. Çok açıkça söyleyelim, AKP'de bunları yapmak üzere iktidara getirilmiştir. Programının Rand Corporation tarafından ABD'de kurulmadan önce yazıldığını, bunların hazırlıklarının hepsinin yapıldığını biliyoruz. Ulusal kanalda kezlerce yayınları yapıldı bunların bilindiği gibi. Bir kere şunu ortaya koyalım. Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm, yani devleti kamudan çekme, kamuyu sağlık hizmetlerinden ve devleti çekme, piyasalaştırma projesini yapmak için bu iktidar getirilmiştir. Türkiye buna hazır mıydı sorusunu böyle karşılamak gerekir. Türkiye buna hazırlanıyor. Türkiye buna zorlanıyor. Şimdi çok net bir şey söyleyelim. Ben günlük politika yapmak istemiyorum burada ama sağlık alanı çok politik bir alan. Yaşamın kendisi politik. İktidar yerli ve milli olmakla övünüyor. Sağlık alanı tümüyle gayrimillidir. Tümüyle dış piyasa ürünlüdür. Ne yerlidir, ne millidir. Seçim ortamına Türkiye giderken yerli ve milliyiz biz diye söylemlerin sağlık alanında doğru olmadığını net bir şekilde buradan görüyoruz. Tekrarlayayım, sağlıkta dönüşüm programı Health Transformation, Dünya Bankası, IMF'nin, küresel sermayenin kurumlarının Türkiye'ye dayatmasıdır. Şimdiki siyasal iktidar bu dayatmayı, uygulamayı kabul etmiş bir taşeron işlevi yüklenmiştir. Bunu kendileriyle, danışmanlarıyla her zaman tartışmaya hazırız. Şimdi Sayın Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili benim hülyam, benim rüyam demekte. Kendisine birçok yerde seslendim ben, danışmanlarıyla da ilişki kurdum. Dedim ki Sayın Erdoğan, bir kez daha en hafif terimiyle şehir hastaneleri projesinde de kandırılıyorsunuz. En hafif terimiyle kandırılmaktasınız. Ben sizin kolay kolay kandırılacak bir insan olduğunuzu pek zannetmiyorum ama yaşam karmaşık, öyle teknik sorunlar olur ki kandırılabilirsiniz. Biz bütün iyi niyetimizle kandırıldığınızı varsayarak size sesleniyoruz. Şu ekranlardan da sesleniyoruz. Bütün iyi niyetimizle bu ülkenin bir yurttaşı olarak, günlük siyasal kavgayı da bir tarafa bırakarak, girmeyerek. Bakın bu proje bir dış projedir ama siz buna bilerek imza attınız. Ben şimdi sizin kandırıldığınızı nasıl varsayayım? Bunları yapmak için siz iktidar oldunuz, buna talip oldunuz, bu taşeronluğu üstlendiniz. Yine de senaryo gereği sözlerimi sürdüreyim.
Eğer fikrinizi değiştirecek olursanız şehir hastaneleri Türkiye için muazzam bir talandır. Beni affedin Sayın Erdoğan, sizin belki rüyanız hülyanız olabilir, böyle inandırılmış olabilirsiniz. Başlangıç için bunları söyleme gereğinde taktik politik nedenlerle uygun bulmuş olabilirsiniz. Ama bugün geldiğimiz yerde şehir hastaneleri Türkiye'de birkaç on yıl, sizin belirttiğiniz gibi en çok 30 yıla dek kira, 25-30 yıl arasında. Yüzlerce milyar dolarımızın, hiç abartmadan söylüyorum, yurt dışına yerli ve yabancı sermaye ortaklıklarına aktarılması, transfer edilmesi demektir. Türkiye'nin yerli ulusal kaynaklarının yurt dışına aktarılması, iktidara yakın yandaş şirketlerin, kişilerin, kurumların ve onların yabancı ortaklıklarının zengin edilmesi demektir. Bu üstelik halkın sırtından, vergisinden ve size sağlık hizmeti veriyoruz. Modern hizmet veriyoruz. 5 yıldızlı otel standartında hastanede veriyoruz. Söylemlerin arkasına gizlenecektir ki ne etiğe sığar, ne ahlaka sığar, ne dine sığar, ne 4 kutsal kitabın hiçbirine, hiçbir şeye sığmaz. O bakımdan yine safiyane diyelim ki vazgeçmek gibi bir niyetiniz varsa danışmanlarınızla birlikte bunları tartışalım. Size en ayrıntılı rakamları da verelim ve bu projeden Türkiye vazgeçsin. Fakat bu tabii hayalci sözler. Ben kendim yalanlayayım. Ütopik kalıyoruz. Fakat söylemek zorundayız. Şimdi bakınız, birkaç rakamla belki söylemekte yarar var. 2018 bütçesinde 1,3 milyar TL hali hazırda işletmeye açılan 5 şehir hastanesi için kira bedeli olarak ödenecek. Bilkent'i de yetiştirmeye çalışıyorlar bu yıl içinde. Etli'yi de gelecek sene. Yani burada izleyicilerimizin kafasına daha çok netleşsin istiyorum ben. Devlet, bakanlık, Sağlık Bakanlığı kiracı konumunda, kiracı değil mi? Evet. Peki siz rakamları verin, sonra ben başka bir soru soracağım. Buyurunuz. Peki. Şimdi 1,3 milyar TL kira ödenecek. 1,3 milyar TL hizmet alımı olmak üzere bu yıl 2,6 milyar TL bütçeden ödenek ayrıldığını biliyoruz. 2018 bütçesinden ödenek ayrıldığını biliyoruz. Berna Hanım, bakın. Şurasından devam edeyim. Hazine arazisi devletin gösterdiği yerlerde ücretsiz olarak bu şirketlere tahsis ediliyor, veriliyor. Bu bir. İki, bu taşınmaz... Burada hatta şöyle bir eleştiri de var, onu da belirtmek istiyorum ben arada. Sağlığımızın inşaat şirketlerinin devredilmesi aynı zamanda bir en azından vatandaşın sağlığını gasp etmektir şeklinde bir eleştiri de var. Onu da ben ifade edeyim. Tamam. Yani hastaların müşteri konumuna geldiğine yönelik çok ciddi eleştiriler var. İsterseniz siz konuşmanızda bu ayrıntılara da yer verirsiniz. Ben izleyicilerimizin dediğim gibi kafasına daha iyi şekillenmesi adına bu küçük anekdotları da paylaşmak istiyorum. Elbette, buyurunuz. Elbette. Bakın şimdi bu işin çerçevesini 6428 sayılı yasa. Onu da söyleyelim. Boşa konuşmuyoruz. 6428 sayılı kanun. Adı Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliği diye geçiyor. Kamu ve Özel İşbirliği. Aslında burada Kamu Özel İşbirliği de yok. Kamunun özel sektör tarafından yutulması, sömürülmesi var. Kavramlara çok dikkat. Bunlar hep tuzak kavramlar. Zihni tuzaklayan. Tesis yaptırılması. İşte hastaneler. Yenilenmesi. Hizmet alınması. Bakın üç şey var. Tesis yaptırılacak, yenilenecek gerektiğinde ve hizmet satın alınacak. Yani bunun altını çiziyorum. Yalnızca binayı yapacak olan değil şirketler. Şirketler orada sağlık hizmeti de verecek. Giderek Sağlık Bakanlığı hizmeti de bu şirketlere devrediyor. Yani şöyle mi demek istiyor bakanlık? Ben bu hizmeti size sunamıyorum. Gelin benim yerime siz sunun mu demek istiyor? Bu mudur? Sermaye bak kamuya diyor ki çekil. Kamuda sermaye miktara getirdiği siyasal kadrolar üzerinden buna gönüllü. Dolayısıyla bir bilinçli oyun, kurgulu oyun sahneleniyor. Kamu görünen siyasal iktidarlar aslında
yerli ve küresel sermaye ortaklıklarının taşeronu durumundalar. Çıplak tablo bu. Bu kanun adı dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nca kamu özel işbirliği modeliyle tesis yaptırılması, yenilenmesi, hizmet alınması ve bununla ilgili bazı kanun değişik yapılması, tarihi 21 Şubat 2013 kabul tarihi parlamentodan, numarası da 64-28. Söylediklerim bu kanunun maddeleridir. Madde numaralarını da gerektiğinde verebilirim. Şimdi diyor ki bedava arsa vereceksin. Üzerinde hukuksal terimiyle aynı hak tesisi, üzerinde taşınmaz inşaat yapılacak, buna izin ver, üst hakkı tanıyacaksın. İki, bu sürekli olacak üst hakkı, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık değil, sürekli olacak. 3, 4 her neyse, bu binaları yapman için ben senin alacağın dış kredilerde kefil olacağım, garantör olacağım. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantör olacak. Şimdi benim aklım hep sorularla çalışıyor Berna Hanım. Soruyorum, diyorum ki, devlet diyor ki benim param yok bu şehir hastanelerini 5 yıldızlı standartta yapmaya, halkım da layık buna diyor öbür taraftan, ayranımız yok içmeye filan filan. Benim hemen aklıma şu geliyor, ey devletim, benim büyük kadim sevgili devletim, senin paran niye yok? Bu bir. İki, diyorsun ki para bu adamlarda var. Para o adamlarda ne arıyor? Onlar bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları değiller mi? Üç, sende olmayan para mı onlara geçti? Onlardaki para sendeydi de bir biçimde onlara mı geçti? Bu niye böyle oldu? 80 milyon insanın, yetimin, yoksulun, fakir fukaranın haklarını niye korumadın? Servet, ülkenin ulusal serveti neden belli ellerde toplandı da sen şimdi ben garibanım, bu binayı yapacak param yok diyorsun? Benim buna nasıl inanmamı bekliyorsun? Beşincisi, hem bu adamlar... Ya da kamu hastanelerini kapatmak yerine geliştirip... Değil mi? Evet. Farklı bir yol izlenebilir miydi burada? Daha tasarruflu gidebilirdi. Şunu tamamlama izin verir misiniz? Çok daha tasarruflu gidilebilirdi. Şimdi söyleyeceğim onu da. Bu para onlarda diyorsun, onlarda bende yok diyorsun. Ama bunlar da borç buluyorlar dışarıdan. Kredi alıyorlar dışarıdan. Yani Türkiye'yi borçlandırıyorlar. Var olan hastaneleri iyileştirmek, onları geliştirmek, desteklemek. Bakın 16 yıldır iktidardasınız. Depreme dayanıklı olmayan hastaneleri yeniliyoruz diyorsunuz. Yani buna inanmamızı beklemeyin. Yapsaydınız 16 yıldır. Şehir hastaneleri üzerinden mi yapacaksınız? Bu paralar onlarda da madem yok ve beni dış borca sokacak. Dış borcum ülke olarak 450 milyar doları geçmiş. Geçen yılki ulusal gelirimin yarısını geçmiş. Borçtan deyim yerindeyse gulu gulu boğuluyorum. Bu adamlar da dışarıdan borç alıyorlar ve sen diyorsun ki ben bunlara ayrıca kefil olacağım. Oluyorum diyorsun bu 64-28 sayılı yasa gereğince. Ben bir daha soruyorum, hani senin paran yoktu? Nasıl kefil olacaksın bunlara? Yabancılar derse ki senin hazinen tam takır, borçların gırtlakta, ben senin kefaletini kabul etmiyorum derler, senin olacak. Dahası hiç dilim varmıyor söylemeye. Utanıp sıkılmadan tekrar ediyorum. Bunlar bu yasanın maddeleridir. Madde numaralarını sıkmamak için vermiyorum. Kredi garantisi kur garantisini de içeriyor. Evet. Dövizde yükselme olursa onu da karşılamak üzere böyle gidiyor. Şimdi bunlarla bitmedi. Şimdi bu hastaneleri siz yaptınız. Maliyet, bakın ne güzel sordunuz. Kayseri Şehir Hastanesi örneği. Evet. Ötekiler. Biz karşılaştırdık, çalıştık. Bayındırlık Bakanlığı'nın birim fiyatlarıyla, emanet yöntemiyle, eski yöntemle yapılmış olsa idi bire mal olacak şehir hastaneleri 3 katını buluyor. Şişirilmiş bir maliyet var. Bu ne işe yarayacak? Özel sektör bunu yaparken maliyeti neden şişiriyor? Amortisman bedelleri konusu var. Diyecek ki ben şu kadar yatırım yaptım. Vergiden düşmek üzere 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl o şişirilmiş maliyetleri vergiden düşecek. Yani devlet vergi kaybına da uğrayacak. Burada bir etik dışı, ahlak dışı vergi kaçırma süreci de var. Onu da söylemiş olalım. Bu da işin bir başka boyutu diyorsunuz. Yani. Tabii yani her bakımdan etik, ahlak, hukuk, İslam dışı, din dışı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bakın, başlangıçta Sağlık Bakanlığı bu binalarda sağlık hizmeti verecek idi. Giderek
sözleşme ki gizli tutuluyor, ticari sır gerekçesiyle gizli tutuluyor. Ben buradan sizin aracılığınızla kamuoyuna seslenmek istiyorum. 3,5 şirketin çıkarları ticari sır kalkanının gerisine saklanırken 81 milyon insanımızın bilme hakkı, kamu yönetiminde saydamlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ne olacak? Terazinin bir kefesine ticari sır diye abartarak çelik bir kalkan koyuyorsunuz. Sözleşmenin içine koyuyorsunuz pek çok gizli kuralı. Onları sorduğumuzda bilgi edinme yasası kapsamında ticari sırdır diyorsunuz. Sermayeyi koruyorsunuz, yerli yabancı sermayeyi. Ama devletin hesap verilebilirliği, 5018 sayılı yasa, saydamlık bunlar da bir kenarda kalıyor. Giderek bu kiracılık hizmetinin ötesinde Sağlık Bakanlığı hizmetleri de oraya devrediyor. Neleri devretti? Görüntüleme hizmetlerini devretti. Radyoloji, MR, ultrason bildiğiniz gibi bunlar oldukça teknik, pahalı. Laboratuvarı devretti. Başlangıçta görüntüleme ve laboratuvar idi. En başta yalnız hastane inşaatı idi. Lokantacılıktı, otelcilikti, otoparkçılıktı, kuafördü, şuydu buydu. Etrafında onları kuracaktı. Sonra yetmedi. Sağlık hizmetlerinden de çekiliyor Sağlık Bakanlığı. Bu da yetmedi. Arkasından maliyeti yüksek hizmetler diye bir kavram daha eklendi. Nereye çekerseniz çekin. Örneğin diş implantlarının maliyeti yüksek bir tedavi diyebilirsiniz. Efendim tüp bebeği çok maliyeti yüksek bir işlem diyebilirsiniz. Burada meslektaşlarıma bir parantez açayım izin verirseniz. Şimdi bakın, maliyeti yüksek sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı vermeyecek. Ar-Ge'yi de onu da şöyle not edeyim de oraya bırakacak. Şimdi sen maliyeti yüksek dediğin hizmetlerin sınırlarını tanımlamıyorsun, saymıyorsun bunları. Oraya verdiğin zaman maliyeti düşüyor mu? Yani özel sektör bu hizmeti verdiği zaman, çünkü bedelini sen ödeyeceksin oraya. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecek sonuçta. İki kadın doğumcu düşünelim. Şehir hastanesinde birisi Sağlık Bakanlığı'nın kadın doğumcusu. Öbürü de maliyeti yüksek teknolojik işlemler nedeniyle tüp bebeği Sağlık Bakanlığı yapmayıp şirkete bıraktı diyelim. Hastaneyi yapan şirkete bıraktı diyelim. İki kadın doğumcudan Sağlık Bakanlığı'nın kadın doğumcusu sıradan basit kadın doğum hizmetleriyle yetinecek. Ama in vitro fertilizasyon, embriyo transferi, preimplantasyon, genetik tanı gibi yüksek teknoloji gerektiren, pahalı olduğu söylenen hizmetleri de aynı hastanede şirketin kadın doğumcusu yapacak. Kadın doğum uzmanı arkadaşlar, öbür alanlardaki arkadaşlar, laboratuvarda, tıbbi teknolojide... Yani sağlık çalışanları da hani kamu hastaneleri kapatılınca onlar da şehir hastanelerine geçecekler. Tabii. Oradaki sıkıntılar neler diye soracaktım. Yani, aynı kurumda düşününüz, iki kadın doğumcu, biri çok basit, işte elle muayene, şununla bununla yetinecek uzman, o da uzman. Öteki de bunları yapacak. Biri devletin personeli olacak Berna Hanım. Öteki şirketin sözleşmeli elemanı olacak. İş güvenliği de olmayacak yani. Taşeron'un elemanları olacaklar. Oysa anayasamız asli kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle görülmesini emrediyor. Asli kamu hizmetlerinin en başında sağlık hizmetleri geliyor. Sağlık, eğitim, adalet, güvenlik bildiğiniz gibi. Bunların kamu personeli tarafından görülmesi lazım. Siz sağlık personelini de özel sektörün sözleşmeli kamu personeli olmayan statüsüne, taşeron statüsüne taşıyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki ben 1 milyona yakın taşeron işçisini kamu kadrolarına aldım. Bu alan üzerinden bir de onu yaratıyorsunuz. Daha feci bir şey söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı Ar-Ge'den de çekiliyor. Araştırma geliştirme hizmetlerinden de çekiliyor sağlık sektöründe. Onu da özel sektöre bırakıyor. Bu da içlerici bir durum. Yani Sağlık Bakanlığı giderek genişliyor. Şimdi bu nereye varacak? 30 yıl boyunca siz burada konuk olacaksınız. Yine yetmedi. Kira bedellerini 30 yıla yakın süre, 25 en az 25 yıl diyor, 30 yıla kadar garantili kiracı olacaksınız. Fellik fellik saklanan o sözleşmelerde %70 yatak doluluğu garanti ediliyor.
Ben de tam onu soracaktım hocam. Tam sıradaki sorum da oydu. Yani bunu şeyde gördüm ben. CHP'li Murat Emir'in verdiği bir soru önergesinde gördüm. Çok da dikkatimi çekti. Evet. Devletin özel sektöre %70 doluluk oranı, değil mi? Garantisi verdiği, hatta hastane doluluk oranının %50 olması halinde o %20'lik farkı da devletin özel sektördeki o şirkete ödemesi gerektiği gibi bir ifadeye rastladım. Evet, evet. Nedir? Hem onu sormak istiyorum, hem şu an mevcut hastanelerimizdeki doluluk oranı nedir ki hani %70 gibi bir oranı vermek ne kadar doğru bir yaklaşımdır? Onu da sormak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz iyi oldu. Tabii. Şimdi bakınız, bu sözleşmeyi bir kere saklıyorlar. Belirttiğim gibi ticari sır gerekçesiyle. Ancak dava edildiğinde sözleşme bir şekilde mahkeme dosyasına giriyor. Türk Tabipleri Birliği pek çok dava açtı. Ana muhalefet eliyle, Cumhuriyet Halk Partisi eliyle Anayasa Mahkemesi'ne de götürüldü bu yasanın kimi maddeleri. Bu şekilde bir kavga sürüyor. Başlangıçta yatak işgal oranı, hastanede kurulu yatakların %70'inin altına inerse kullanım oranı, aradaki farkı hazineden ödeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, maliyeden veya döner sermayeden. Üç kaynak gösteriyor, sağlama alıyor, hiç kaçışı yok. Sağlık Bakanlığı'nın olanağı yoksa kurumun döner sermayesinden. Orada yoksa hazineden olmak üzere üçünden birinden mutlaka ve mutlaka bu kira bedeli her yıl üfe tüfe ortalaması kadar enflasyondan korunarak ödenecek. Artı bina bakım bedelini de Sağlık Bakanlığı ödeyecek. Onarım ve bakım. Bakın, kira sözleşmesi düşünelim. Bir yere kiracı olduğunuzu bir eve düşününüz. Evin kullanımla ilgili bakımı size aittir, değil mi? Siz yaparsınız kiracı olarak bir zarar verdiğinizde. Ama dış cephesi ilgileniyorsa, mantolama yapılıyorsa, değil mi? Bu kiracıyı ilgilendirmez. Ev sahibinin sorumluluğundadır. Öyledir ama her türlü bakım onarım burada Sağlık Bakanlığı'na bırakılıyor. Şirketin hiçbir sorumluluğu kalmıyor. %70 konusu başlangıçta böyleydi. Yatak işgal oranı biçimindeydi. Sonra şimdiki Sağlık Bakanı Ahmet Bey, bunun hizmet kapasitesiyle, oranlarıyla ilişkili olduğunu söylemeye çalıştı. Aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta bugün Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi, 3. köprüde olduğu gibi, bilmem Körfez geçişini sağlayan köprüde olduğu gibi, şirketlere vaat edilen sayıda araç geçmediğinde oralardan, ki geçen yıl yaklaşık 2.6 milyar TL 2017 bütçesinde transfer edildi bu şekilde bu vaat edilen şirketlere. Burada da sözünü ettiğim üç kaynaktan, Sağlık Bakanlığı, kurumun döner sermayesi veya merkezi yönetim bütçesinden, hazineden olmak üzere taahhüt altına alınan, yükümlenilen bir ödeme var. Kar garantili. Dolayısıyla burada bir çıkarım yapalım isterseniz. Özelden genele gidelim. Şunu söyleyebilir miyiz, abartı sayılmazsa? Halkının sağlığını korumaktan, hastalıkları azaltmaktan şu bu sorumlu devlet, yerli yabancı sermaye ortaklıklarına hasta vaat eden bir devlet haline gelmiş oluyor. Keza burada şöyle bir soru da çıkmıyor mu hocam? Koruyucu hekimlik, değil mi? Aslında uygulaması da bir nevi %70 garantiyi sağlama sözü verdiğine göre o zaman bundan da vazgeçmiş oluyor. Çok güzel bir soru Berna Hanım. Kutlarım sizi. Şimdi bakın, bu kadar yüksek hastane kapasitesi yaratırsanız, 220 bini buldu Türkiye'de hastane yatakları sayısı. Hiç fena değil. 10 bin kişiye 27 yatak düşüyor. Türkiye genelinde yatak işgal oranları da %70-75'ler dolayında. Az önce sormuştunuz. Yani kurulu kapasitemizi tam anlamıyla kullanamıyoruz. %100 söz konusu değil. Asıl olan hastane kapasitesini büyütmek, tedavi hizmetlerini büyütmek değil. Asıl olan toplumun sağlığına dönük koruyucu sağlık hizmetleri. Yalnız koruyucu hekimlik demeyelim isterseniz. Daha geniş koruyucu sağlık hizmetleri. Koruyucu hekimlik hizmetleri de onun bir parçası. Ona dönük yaygın yatırımlar yapmamız halinde ikinci, üçüncü basamakta hastanelere olan gereksinim de azalacak. Hastanecilik çok pahalı dünyanın her yerinde. O bakımdan burada şehir hastaneleriyle bir hata daha yapılıyor.
kalıcı sağlık hizmetleri birinci ve ikinci basamak ihmal edilerek varsa yoksa lüks kaygan koridorlu 5 yıldızlı otel standardaki hastanelerdeki tedavi kutsallaştırılıyor. Bu başlı başına ciddi bir yanlış. Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerine birinci, ikinci basamak ağırlık vermesi gerekiyor. Bakınız Elbistan'da 2 yıl önce yaşadığımız su kaynaklı salgın. 90 bin nüfuslu Elbistan'da neredeyse 50 bine yakın insan içtikleri sudan hastalandılar. Koruyucu sağlık hizmeti derken su ve gıda hijyeni başta geliyor. Hava, Türkiye'nin havası çok kirli. Avrupa'nın en kirli 10 kentinden 8'i Türkiye'de. Doğalgaz, doğalgaz falan diyoruz ama dolayısıyla bu proje yerli ve milli bir proje değil Berna Hanım. Kökü dışarıda ve Türkiye'de bugün iktidara yakın, bakın onların adlarını da verebilirim ben size. Örneğin bu hastaneleri alan şirketler, şirketlerin ortaklıklarının adları da var burada. Kimler aldı onları? Şurada geçmişti. Evet, hemen yakalayayım onu. Şunu söyleyeyim, ondan sonra da orayı söyleyeyim. Bakın, tamam. 2018 bütçemiz o kadar perişan ki bu sağlıkta dönüşüm kapsamında sunulan şehir hastanelerini finanse edebilecek zerre gücümüz yok. Rakamlar şöyle kabaca. 763 milyar 2018 bütçenin bütçe harcamaları. Milyar öngörülen bu, meclisten geçen. Ama seçim gündemi nedeniyle bunlar artabilir. Bunun 599 milyarı yani %88'i vergi. Berna Hanım. Yani devletin vergi dışında başka geliri kalmamış anlamına geliyor bu. Kamu iktisadi teşebbüsleri vardı ya, teşekkürleri vardı. Devletin kazanç üreten fabrikaları da oluyordu geçmişte. Bunlar satıldı biliyorsunuz. Talan edildi, haraç mezat peşkeş çekildi. Gelir 763 harcamaya karşılık 697 milyar TL. Yani 66 milyar açık öngörülüyor bu yıl 2018 bütçesi için. Biz bunu şimdi söylemiş olalım. Seçim şu bu nedeniyle yıl sonunda korkarız, umarız demeyelim. 66 milyarı çok aşan bir açık da olabilir. Faiz şimdi bakın yani 71,6 milyar TL devlet borcu nedeniyle 2018'de ödenecek faiz. Şimdi devlet öyle kuşatılmış ki hiçbir şey yapacak mecal bırakılmamış. Burada da onun arkasına saklanarak ben sağlık hizmetini veremiyorum, param yok, devrediyorum. Peki ne olacak? Devrettin, ettin, ettin, ettin. Yarın şehir hastanelerine giden insanlar bu hizmetleri alabilecek mi? Hocam son 3 dakikamız son o süre zarfında. Peki. Bugün... Ben aynı zamanda şunu da sorusunu alayım. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hülyası olduğunu ifade ettiniz, sık sık söylediğini ifade ettiniz. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışın töreninde de konuştu ve dedi ki evet. 15 yılın muhasebesini yaptığımda, son 15 yılın muhasebesini yaptığımda en başarılı olduğumuz alanın sağlık alanı olduğunu düşünüyorum dedi. Buna dair de bu 3 dakika içerisinde tamam. ikisine dair de sizden evet. bir değerlendirme almak isterim. Evet. Genel bir değerlendirme tabii. olsun. Tabii. Şimdi bakınız. Haymana Devlet Hastanesi sıradan bir ikinci basamak hastanesidir. Hastanesinde dahi verilen sağlık hizmetlerinin gerçek bedellerini bugün Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyemiyor. Gerçek bedellerin altında son 7-8 yıldır bu fiyatları güncellemedi. Bunca enflasyona şuna buna karşı. Dolayısıyla sağlık kurumları şu anda 14 ayrı kalemde sizden benden fark alıyorlar. Üniversite hastanelerinde bu daha da büyüyor. Hoca farkı, bilmem oda farkı çünkü hizmet standardı yükseliyor. SGK gerçek bedeli ödemiyor. Yarın bir gün bu lüks hastanelerdeki yüksek bilmem standartlı hizmetlerin bedelini SGK hiç karşılayamayacak. Dolayısıyla sizden benden çok daha fazla katkı payı istenecek. Vatandaşı da yansıması bu şekilde olacak. Cepten harcama daha çok artacak. O zaman Erdoğan'a şunu sormak gerekir. Sen halkı korumaya, fakir fukarayı korumaya... Herkes sağlık hizmeti alsın demeye çalışıyorsun. Tersi olacak Sayın Erdoğan. Bu milletin vergisiyle, bu milletin gelir dağılımının bozulması, yoksullaşmasıyla, 3,5 haramzadeye yabancı sermayeyle ortak, bugün aktarılan 10 milyarlarca dolar yetmediği gibi, kullanmadığı hastanenin vergiden bedelini ödeyecek, kullanmadığı köprü gibi, yalnız kendisi yoksullaşmayacak, çoluğu, çocuğu, torunu da yoksullaştırılıyor bu süreçte.
Yandaş sermaye ve ortaklarının ise yalnız kendileri değil çocukları ve torunlarının da geleceği güvenceye alınıyor. Bunun neresi adalete, vicdana, insafa, hakka, hukuka, etiğe, ahlaka sığar? Bunun neresi sağlıkta politik başarıdır? AKP iktidarı ve Erdoğan'ın bu soruya yanıt vermesi lazım. Yani bitirelim şöyle. Kendi hazine arazilerimiz üzerinde çok pahalıya yapacağımız bu hastanelerin yarın bir gün kapısının önünden siz ben geçemeyeceğiz. Yabancılar mı kullanacak? Belki bir miktar sağlık turizmi. Ama toplumun üst katmanları kullanacak oraları da. Finansmanı yoksul, orta sınıf, alt katman halk yapacak. Ülke borçlanacak. Ama kapısından bir süre sonra siz ben geçemeyeceğiz. Hacamata, Süliye, şuna buna biz mahkum edileceğiz. Belki alternatif tıp diye. Üstün nitelikli sağlık hizmetleri de finanse etmedikleri halde toplumun üst katmanlarına sunulacak. Yani 5 yıldızlı otelde kalabilecek insanlar 5 yıldızlı hastanelerde diyelim tedavi öyle olacaklar diyorsunuz değil mi? Adaletin hülyan rüyan bu mu? Batsın bu hülyan rüya diye öyle bağlayalım. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için. Çok gerçekten önemli bir konuydu. Biz de paylaştığınız için değerli fikirlerinizi de çok sağolunuz. Efendim haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.